Önce bir itiraf. Bugünkü videonun başlığını tamamen ilginizi çekmek için uydurdum. Çünkü öyle bir çağda yaşıyoruz. İlgi çekme çağında. Ki Ukrayna'nın da bence başardığı temelde bu. Bugün buna değineceğim. Hayır, anlatacaklarım Ukrayna'nın savaş nasıl kazanacağı, jeopolitik meseleler, askeri meseleler değil. O konularda bolca uzman var televizyonda. Gerçi o uzmanlar da bazı yanılgıları düşüyorlar. Belki denk gelenleriniz oldu. CNN'deki bir programda arka planda bir video oyunundan savaş sahneleri oynatmışlar. Ama programdaki uzman o sahneleri ciddiye alıp üzerine yorum yapmışlar. Kiev'in nasıl da bombalandığını anlatmışlar. Bayağı matrak geldi. Yani uzman bol ama en azından ben bir askeri uzman değilim. Müşteri deneyimi tasarımı, pazarlama konularında ise epey bir projem var ve Ukrayna'nın yaptıkları bu yönüyle benim çok ilgimi çekiyor. Bugün anlatacaklarım Ukrayna'nın sosyal medya savaşı nasıl kazandığı, propaganda savaşı nasıl kazandığı ile ilgili. TikTok'ta, Twitter'da, YouTube'da, Instagram'da Ukraynalılar koca Rus İmparatorluğu nasıl yeniyorlar? Anlatacağım konu bu. Koca Kızıl Ordu bir meme objesi haline dönmüş durumda. Koca Putin'le dalga geçmeyen kalmadı. Hakikaten burada acayip işler dönüyor ve bu bol silikonlu beyefendinin canı bu aralar epeyce sıkkın. Çünkü çoktan kazanacağı bir savaşı Ukrayna'nın iyi propagandasına belki de kaybediyor veya en azından savaşı kazanması uzuyor ve bedeli çok artıyor. Ukrayna'nın bütün dünyadan aldığı muazzam desteği ve Rusların tarihte görülmemiş ölçüde dışlanmasının arkasında sosyal medyanın ve bu muazzam propagandanın büyük etkisi olmadığını söylemek bence saflık olur. Ayrıca Ukrayna vatandaşlarının kenetlenmesinde adeta hattı müdafaa yoktur, sattı müdafaa vardır demelerinde ve Ruslara ellerinden gelen her şeyle saldırmalarında da bence bu muazzam yönetilen propagandanın büyük katkısı bulunuyor. Hocam, savaşlar topla tüfekle kazanılır, propaganda nedir, sosyal medya nedir diyorsanız bir daha düşünün. İkinci Dünya Savaşı'nda Alman cephesinde en çok tanınan ikinci insanın, tabii Adolf Hitler'den sonra, Goebbels olması asla tesadüf değildir. Ki o mantıklılığıyla, iyi eğitimiyle, soğukkanlıyla tanınan Alman halkını İkinci Dünya Savaşı'na sürüklemiştir, dünyayı fethedebilecekle inandırmıştır, üstün ırk olduğuna inandırmıştır. Ayrıca dünyanın geri kalanında epey korkutmuş Alman ordusunun yenilmez bir armada olduğu duygusunu yaratmıştır. Propagandanın, görselleri, fotoğrafların savaşta ne kadar işe yaradığı konusunda başka bir örnek Vietnam Savaşı'ndan Pulitzer ödüllü Nick Ut isimli fotoğrafçının çektiği Napalm Kızı diye bilinen bu meşhur fotoğraf koca savaşı bitirdi. O döneme kadar milyonlarca Vietnamlı ve binlerce Amerikalı asker ölmüş durumdaydı. Ama Amerikan halkının umurunda değildi. Bu savaş Napalm'den kaçmakta olan küçük bir kız ki köyü bombalayanlar da Amerikan uçakları Amerika'da büyük savaş karşıtı eylemler neden oldu ve daha sonra savaşı bitirdi. Herkesin eline cep telefonlarının olduğu ve her ne hikmetse internetin bir türlü kesilmediği Ukrayna'dan yapılan yayınlarında savaş üzerinde çok büyük etkileri var. Adeta bir deneyime dönüştürüyorlar onu. Bir deneyimi hepimize ortak ediyorlar ve bu dehşet verici kanlı eylemin adeta bir pazarlama makinesi olarak kullanılabildiğini görüyoruz. Ukrayna'ya bu konuda suçlayacak bir şey yok. Çok dev bir güçle savaşıyorlar. Kendilerini savunmak için her türlü aracı kullanabilirler. Ama neyi nasıl yaptıklarını anlamakta fayda var. Çünkü çağımız propaganda çağı, çağımız deneyim tasarımı çağı, çağımız her türlü felaketi bir izleyici deneyimle dönüştürme çağı ve Ukrayna'nın bunu nasıl yaptığından çıkaracağımız çok ders var. Ukrayna'nın müthiş propaganda makinesi daha savaş başlamadan Amerikalılar sayesinde devreye girdi. Biden dedi ki Putin saldıracak, Ruslar saldıracak. Ruslar inkar ettiler. Biden dedi ki Ruslar öyle böyle saldırmayacak. Çok büyük bir işgal hareketinin başlangıcındalar. Bakın sınırlara insanlar yığıldılar. Bir sürü detay fotoğraflar yayınlandı. Rus ordusunun hazırlıklarına dair. Ve böylece Ruslar aslında enteresan şekilde köşeye sıkıştı. Çünkü belki kendilerine göre haklı bir nedenle yapılacak küçük bir operasyonun peşinde olmadıkları bütün ülkeyi işgal etmeye çalıştıkları ortaya konmuş oldu. Ve bu da dünya kamuoyunun hiç hoşuna giden bir şey olmadı. Yani evet haklı nedenlerle operasyonlar yapılabilir ama topyekün 44 milyon kişinin yaşadığı Avrupa'nın en büyük yüz ölçümüne sahip ülkeyi işgal etmeye kalkarsan o zaman işler değişir. Uzun sürecek bir savaşı kazanacaksanız hele kendinizden daha büyük bir güçle savaşıyorsanız kahramanlara ihtiyacınız var. Bu kahramanların topluma örnek olması lazım, topluma harekete geçirmesi lazım ve ilk kahraman da tabii liderin kendisi olması gerekiyor. Volodymyr Zelenski ülkenin başkanı, Ukrayna başkanı bu konuda öne çıktı. Askeri üniformalarını giydi, kaçırılma planlarına karşı çıktı. Birkaç kere kaçırabilirsin dedi Amerika, ona karşı çıktı. Ve doğrudan doğruya
adeta cephenin içerisinde yer aldı. Tabii bu fotoğrafın arkası doğru mu? Zelenski gerçekten savaştı mı bilinmez ama yoğun bombardımanlardan sonra Kiev meydanlarından konuştuğu, askerlerle beraber çay çorba içtiği, cephede gözüktüğü pek çok görüntü, video, fotoğraf yayınlandı ve de bu da onun kaçmayan, savaşmaya niyetli bir lider olduğu duygusunu verdi. Son derece insanları motive etti. Buna karşı Putin ne yaptı? Putin aslında eskiden biraz daha sert gözüken bir adamdı fotoğrafta da gördüğünüz gibi. Ama burada çok bürokrata benzedi. Upuzun masanın arkasında tuhaf toplantılarla savaşı yönetiyor. Pek de sempati yaratan bir şey değil. Hatta onunla ilgili dalga geçtikleri süper tatlı bir meme var. Görüyorsunuz IKEA'da dev bir Putin masası. Büyük bir ulusu harekete geçirmek istiyorsanız ama sadece liderin savaşçı olması yetmez. Daha başka kahramanlara da ihtiyaç var. Böyle kahramanlar da eksik olmadı. Mesela Kiev Belediye Başkanı Vitali Klitschko. Vitali Klitschko eski bir ağır boks şampiyonu. Çok zengin bir insan. Savaştan kaçmak yerine orada kalmayı, şehrini savunmayı tercih etti ve bunu da sosyal medyada ilan etti. Yine bir başka halk kahramanına dönüşen Anastasia Lena var. Anastasia Lena da Miss Ukraine, yani bir Ukrayna güzeli. O da o şık kıyafetlerini bir kenara koydu, postalları giydi, asker üniformasına büründü ve savaşa katıldı. Bu tip fenomen kişiliklerin, önemli kişiliklerin ülkelerini terk etmiyor olmasının da Ukrayna vatandaşlarının ülkelerini savunmak konusunda motive ettiğini tahmin etmek çok zor değil açıkçası. Tabi bunlar yetmez, bir de gerçek kahramanlara ihtiyaç var, askerlere ihtiyaç var. Bu konuda da Kiev hayaleti devreye girdi. Bir pilot o, onun üzerinde Rus uçağını düşürdüğü iddia ediliyor. Ukrayna Devlet Başkanı da bu konunun doğru olduğunu söyledi. Bilemeyeceğim artık. Onun dışında küçük bir Karadeniz'deki adada mahsur kalan Ukraynalı askerler var. Bir Rus gemisi yanaşıyor onlara ve teslim olun yoksa sizi havaya uçururuz diyor. Onlar da yürü git diyorlar, öyle çevireyim ben sana. Sonra bombalanıyorlar. Önce öldüklerini sandık ama sonra anladık ki aslında esir düşmüşler ama bu tip hikayelerde yine insanları harekete geçirdi ve sıradan vatandaşların ülke savunmasına katılmasına, tankların önüne yatmalarına, bu videoda gördüğünüz hanımefendi olduğu gibi askerlere gidip fırçalamalarına neden oldu ve bu da gittikçe daha fazla insanın bu savaşın kazanılabileceğine, barışın gelebileceğine, zaferin gelebileceğine inanmalı neden oldu. Ruslar büyük bir işgalci olarak tanımlanmış durumda. Ukraynalılar vatanlarını savunmaya çalışan kahramanlar ve herkes işin içerisinde. Buraya kadar olay tamam. Şimdi sıra düşman ordusunu küçültmeye geldi. Çünkü karşınızdaki ordu dev bir ordu, eski Kızıl Ordu bu. Dünyanın en büyük ikinci ordusu, muazzam silahları var. Nasıl yaparız da onları vatandaşımızın gözünde küçültürüz ve onları yenebileceğimiz duygusunu hem vatandaşımıza hem dünyaya verebiliriz. İşte burada da muazzam bir propaganda makinesi devreye girdi ve bu dev Kızıl Ordu'yu bir meme objesi haline getirmeyi başardı. İlk yapılan şey esir düşen Rus askerlerini sergilemek oldu. Rus askerleri genellikle bu videolarda şaşkınlar, nerede olduklarını bilmiyorlar, zayıf durumdalar. Kendi ordularının lojistik zayıflıklarını ortaya koyuyorlar. Pişman olduklarını söylüyorlar, böyle bir ülkeyi işgal etmeyi istemediklerini söylüyorlar. Belaruslu bir asker ben burada ne yapıyorum ben de bilmiyorum diyor. Sonra arkasını dönüp gidiyor ve vatandaşla karşı karşıyalar. Bunlar aynı ırkın insanları, aynı dili konuşan insanlar. Buralarda tuhaf iletişimler de doğuyor ve Rus askerinin hiç de o deminki videolardaki askerlere benzemediği, onların da gariban olduğu, onlara yenilmekte olduğu duygusu veriliyor. Bu duygu hem Rus askerlerine yayılmaya çalışıyor çünkü bu videolar Rusça çekiliyor ve çeşitli kanallardan Rus askerlerinin izlenmesi sağlanıyor. Hem kendi vatandaşlarına, Ukraynalılara hem de dünyaya yayınlanarak Rus ordusunun o eski ordu olmadığı, yenilmekte olduğu ortaya konuyor. Burada tabii bir de savaş videoları var. Mahvolmuş, bombalanmış Rus askerlerinin, Rus tanklarının, Rus zırhlarının videoları var. Oraya girmeyelim. Böyle sevimsiz şeyler de oraya konuyor. Burada hep amaç karşı tarafın zayıf olduğunu, yenilebileceğini ortaya koymak. İnsanların gönlünü kazanmak istiyorsanız onları biraz da güldürmekte fayda var. Burada da mimlerin gücünden yararlanıyor Ukraynalılar. Hakikaten Ruslar da savaş sırasında bazı savsaklıklar yaptıklarından bayağı mim fırsatı vermişler. Mesela epey çok Rus tankı yakıtı bittiği için ortada kalmış durumda. Buna ilgilen matlak hikayeler var. Mesela bir tanesinde tank pilotunun gidip yakıt ödünç istemesi hikayesi var. Bir yandan da ortada kaldığı için bayağı köylüler tarafından traktörlere bağlanıp çekilen tankların hikayeleri var. Bu videoda bunlardan iki tanesini görüyorsunuz şu anda. Hakikaten gülmemek mümkün değil. Bütün bu meme videoların içerisinde beni en çok güldüren bu oldu. Ukraynalı vatandaşlar yolda kalmış Rus tankını görüyorlar. Yanına yanaşıp benzinin mi bitti diyorlar. Evet diyor onlar. Sizi Rusya'ya kadar geri çekelim mi diyorlar. Sonra birlikte gülüşülüyor. Bunlar tabii aynı ırkın insanı, aynı dili konuşuyorlar. Belki ondan dolayı ilişkileri de böyle biraz daha neşeli olabiliyor zaman zaman. Savaşın bütün dehşetine rağmen. Ama her halükarda bu görüntüler
Rus ordusunun o eski, yenilmez, yıkılmaz Kızıl Ordu'ya hiç benzemediği, epey hatalar yapabildiği ve sıkıntı içinde olduğu mesajını bütün dünyaya aktarmış durumda. Bir savaşta yanınıza taraftar toplamanın en kestirme yollarından bir tanesi insanların empatisini kazanmanız. Bunun da yolu sıradan normal insanların bu savaştan nasıl etkilendiğini göstermek. Çocuk parklarına düşmüş patlamamış bombalar, süpermarketlerin önüne düşmüş patlamamış bombalar savaşın normal insanların ne kadar yakında olduğunu göstermek açısından çok etkin oldular. Sığınaklara sığınmak zorunda kalan çocukların, ki burada görüyorsunuz böyle eski Nazi kamplarını andıran bir görüntü var. Bu görüntüler de çok etkileyici oldu. Çocuklar savaştan etkilenmesin, kimse bunu istemez. Ve yine romantik hikayeler, mesela bu çift yeni evlenmişler ama karı koca Ukrayna'da kalıp savaşmaya karar vermişler. Yine kalplere dokunan bir hikaye oldu ve bir yandan da tabii kediler, sığınaktaki kediler. Bir diğer kedinin de Rusları bulmakta görevde olduğunu söylüyor asker. Onlar da yine sempati topladılar, empati topladılar. İnsanların Ukrayna halkıyla kalben birlik kurmasını sağladılar. Bütün bu propaganda sürecinin organik bir süreç olması. Yani evet, bir kısmında doğrudan devlet kontrolü işler var. Zelenski'nin görüntüleri gibi, ama ciddi bir bölümü vatandaşın kendi yaşadıklarını kaydetmesi ve bunu sosyal medya üzerinden organik olarak paylaşması, bu da kalpleri kazanan bir şey oldu. Daha samimi, kurumsal kokmayan, propaganda kokmayan vatandaşın hayatından parçalar gibi gözüktü. Bu da dünya kamuoyunda epey iz bıraktı. Görülmemiş destek aktı Ukrayna'ya, Rusya'ya görülmemiş tepki gösterildi ve savaşın ilk iki günü biraz çekingen kalan batılı ülkeler bu videolar düşüp de kamuoyu etkilenince Ukrayna'nın arkasına geçmek zorunda kaldılar diye düşünüyorum. Tabii bütün bunlar Ukrayna'ya savaş kazandı mı bilemem. Karşınıza sonuçta müthiş bir süper güç var. Savaş nereye gider bunu bilmek çok zor. Ama Ukrayna'nın kalpleri kazandığı kesin ve bunun elinde sonunda oturacak barış masasında Ukrayna'nın işine yarayacağı kesin. Ukrayna şimdiden Avrupa Birliği'ne başvurmuş durumda. Alalım diyorlar. Ukrayna bölünür mü ne olur bilmiyorum. Ama Ukrayna bu propaganda işini muazzam yönetti. Çıkaracağımız ders, hayatta neye kalkışsak kalkışalım, ister milli bir dava, ister bir iş kurma, ister bir sosyal hareketi savunma, bunu iletişim nasıl düşünmemiz gerektiği çok çok önemli. Burada Ukrayna'dan alınacak çok ders var. Sosyal medya bunu destekliyor. Doğru bir planlamayla, doğru adımlar atarak çok daha fazla taraftar toplamak, çok daha fazla insanın empatisini toplamak mümkün. Benim gibi bir müşteri deneyimi tasarımcısı için kaçmaz konuydu. Biraz normal akışımızın dışına çıkarak paylaşmak istedim sizlerle. Umarım hoşunuza gitmiştir. Düşüncelerinizi, yorumlarınızı da çok merak ediyorum. Onu lütfen aşağıda paylaşın. Hoşunuza gitmişse de bir like, bir yorum çok iyi olur. Bir de o çan sesini bir işaretleyin ki bundan sonra hiçbir videomu kaçırmayın. Görüşmek üzere. Sevgiyle kalın. Hoşça kalın.